the more I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Tren macerası. Caillou çok heyecanlıydı. Hayatında ilk kez çok uzun bir tren yolculuğuna çıkacaktı. Tren ne zaman gelecek anne? Tren. Çok uzun sürmez tatlım. Burada bir ton eşya var. Sadece iki haftalığına gidiyoruz ama burada bütün yaza yetecek malzeme var. Çok heyecanlandı ama trenin yaklaştığını görünce biraz da korkmaya başladı. Anne! Çok büyük, değil mi Caillou? Caillou trenin büyüklüğüne inanamadı. Trenin sesi onu çok korkutmuştu. Ben gitmek istemiyorum. Korkacak bir şey yok. Hadi gel. Gitme zamanı geldi. Siz ikiniz gelecek misiniz? Evet bayım, hemen geliyoruz. Evet, belki de biri babana çantaları taşımak için yardım etmeli. İşte oldu. Çok uzağa mı gidiyorsunuz? Biz trende 2 gün kalacağız. Sahi mi? Senin adın nedir? Caillou. Caillou, sen daha önce bir trende uyumuş muydun ha? Hayır. Seveceksin. Sallana sallana bir güzel uyursun. Yataklar nerede? İşin en ilginç yanı bu. Karanlık olunca yataklar ortaya çıkarlar. Sen sadece 3 kere uyu de, ellerini çırp, seni temin ederim, sana görüneceklerdir. Sahi mi? Sahi ya. Ama önce biletlerinizi görmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Birazdan hareket edeceğiz. Görüşürüz Caillou. Baba, sanki tren istasyonu hareket ediyor. Aslında hareket eden tren Caillou. Ama tam tersi gibi görünüyor. Anne Rosie'yi uyuturken biz neden etrafı gezmiyoruz Caillou? Caillou treni gezeceği için o kadar heyecanlıydı ki sessiz durmakta zorlandı. Trende yürümek pek de kolay değilmiş, değil mi Caillou? Caillou trende yürümenin Luna Park'ta çarpışan arabalara binmeye benzediğini düşündü. Tuvalet nerede baba? Bilemiyorum ama çok uzakta olamaz. Bir tuvalet bulamaz mıyız şimdi? Caillou hayatında hiç bu kadar küçücük bir tuvalet görmemişti. Bunların çalışıp çalışmadığını bile bilmiyordu. Orada iyi misin? Ne yapacağımı bilmiyorum baba. Hey, tam sana göre. İşte, sifon için duvardaki düğmeye bas. Ve ellerini yıkamayı unutma. Caillou bu kadar küçük bir tuvalette olmanın komik olduğunu düşündü. Evdekinden çok fazla küçüktü. Merhaba. Merhaba. Senin adın ne bakalım? Caillou. Mutfağım hakkında ne düşünüyorsun? Bizim de mutfağımız var ama sizinkinden çok daha büyük. Evet, belki öyledir. Ama sizin mutfağınız çok uzak yerlere gidebilir mi? Hayır, gidebildiğini söyleyemeyiz. Restoranın nerede olduğunu söyler misiniz? Burada restoran da mı var baba? Merhaba Caillou. Hey, ne güzel görünüyor. Büyük turunu tamamladın mı bakalım ha? Bir bakalım, tuvalet, mutfak ve şimdi de restoran. Ben buna büyük tur derim işte.
Yani çatı katını daha görmediniz mi? Orası en güzel yerdir. Hayu öyle harika maceralar yaşıyordu ki çikolatalı dondurmasından daha güzel ne olabileceğini hayal bile edemedi. Çatı katı nedir? Oh, çatı harika bir yerdir. Biraz merdiven çıkıyorsun ve birdenbire kendini sanki uçakla uçuyor gibi hissediyorsun. Trende uçak mı var yani? Şimdiki durağımız çatı katı. Vay canına. Yavaş kayyo. Karın ağrısı yüzünden uçmaktan mahrum kalmak istemezsin, öyle değil mi? Hadi çık kayyo. Bir uçağın trenin üstünde nasıl durabileceğini gerçekten merak ediyordu. Bir trenin üzerinde nasıl uçabiliriz ki baba? Stanley'nin uçak örneğini vermesinin nedeni biz yerden yüksekteyiz ve tren çok hızlı gidiyor. Gel bak göreceksin. Şuna bak. Kayu çok güzel değil mi? Şimdi Stanley'nin neden uçak örneğini verdiğini anladın mı? Kayu sanki kendi uçağını kullanıyormuş gibi yaptı. Cam çatıdan gelip geçen bulutları seyretmeyi çok sevdi. Hadi gel Kayu, yatma zamanı. Ben yatmak istemiyorum anne. Kayu trende olmayı o kadar sevmişti ki yatmak için kendini henüz hazır hissetmedi. Girin. Stanley, annem yatma zamanı olduğunu söylüyor ama yataklar henüz gelmedi. Sahi mi? Bu çok kötü. Dışarısı karanlık oldu mu? Dişlerini fırçaladın mı? İyi o zaman, ne yapmamız gerektiğini hatırladın mı Kayu? 3 kere uyku diyeceğiz ve ellerimize çırpacağız. Uyku, uyku. Rosie, bekle, ben daha hazır değilim. Şimdi sen ve Rosie gözlerinizi sımsıkı kapatın, tamam mı? Hazır mısınız? Gülmeyin. Tamam Kayu. Uyku, uyku, uyku. Tamam Kayu, artık bakabilirsin. Vay canına. İyi geceler, tatlı rüyalar. İyi geceler Stanley. Artık büyümeye başlıyorsun canım. Yaprak. Büyük babam nerede? Yakında burada olur Kayu. Kayu büyük babasının gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Bugün büyük babası Kayu ve babası ormanda yürüyüşe gideceklerdi. Büyük babam geldi. Merhaba Kayu. Merhaba büyük baba. Ormanda yürüyüşe hazır mısın? Baba! Büyük babam geldi. Merhaba baba. Gitmeden bir kahve içmek ister misin? Hadi. Zamanımız olduğunu sanmıyorum. Birileri bir an önce gitmek için sabırsızlanıyor galiba. Kayu henüz bilmiyordu ama bu çok özel bir orman yürüyüşü olacaktı. Hadi gel Kayu. Baban küçükken her sonbahar yapraklar dökülmeye başlamadan önce ormanda yürüyüşe giderdik. Sonra küçük bir oyun oynardık. Ne oyunu büyük baba? Babam ve ben bir yaprağa yere düşmeden önce yakalamaya çalışırdık. Neden? Bu bir aile geleneği Kayu. O nedir? Ailenle her sene yaptığın bir şeye denir. Denemeye hazır mısın? Hadi sana göstereyim. Sıra bende.
Caillou yaprak yakalamanın harika bir oyun olduğunu düşünüyordu. Ağaçların tepesine düşen yapraklara bakıyordu. Orada Caillou. Güzel denemeydi. Sakın üzülme Caillou. Şansımızı yolun biraz daha üstünde deneyelim. Hadi gelin. Rüzgar sertleşmeye başladı. Yakında çok yaprak yakalayabiliriz belki. İşte geliyorlar. Caillou da bir yaprak yakalamak istiyordu. O yüzden büyük babası ve babasının yaptıklarını yapıyordu. Yakaladım. Caillou aslında düşen bir yaprak yakalamamıştı. Bu oyun düşündüğünden çok daha zordu. Bir daha deneyebilir miyiz? Tabii deneyebiliriz. Bir yaprak yakalayana kadar denemeye devam etmeliyiz bence. Caillou yeniden ve yeniden denedi. Bir yaprak yakalayana kadar duramazdı. Ve dünyanın en güzel yaprağı olmasını istiyordu. Ama yorulmuştu. Ve asla yaprak yakalayamayacağını düşünüyordu. Ay, yakaladım işte. Yakaladım, yere değmeden bir tane yakaladım. Caillou hayatında gördüğü en güzel yaprağı yakalamıştı. Seninle gurur duyuyorum Caillou. İlk yaprağını yakaladın. Onu özel defterine koyalım. Onu ben sonsuza kadar saklayacağım. Bunu seneye tekrar yapabilir miyiz baba? Tabii yaparız. Aile geleneği hatırladın mı? Artık büyümeye başlıyorsun canım. Dene. Caillou bütün hafta sahile inmeyi beklemişti. Ve sonunda cumartesi günü gelmişti. Hadi Caillou, kahvaltını ne kadar çabuk bitirirsen o kadar çabuk yola çıkarız. Aa, tamam anne. Aa, al baba, bunu şişirebilir misin? Hadi gidelim. Tamam. Odandan yanına almak istediklerini getir hadi. Yeni spor ayakkabılarımı giymek istiyorum. Tamam canım. Caillou, bütün oyuncakları sahile götürmek istediğinden emin misin? Evet anne, eminim. Ayakkabılarımı bağlayabilir misin? Acele etmemiz gerekiyor. Bak sen artık büyük bir çocuksun, tamam mı? Kendi ayakkabılarını kendin bağlamaya ne dersin? Tamam. Gel bakalım, sana göstereceğim. Önce bir bağcı diğerinin üstüne koyup çekiyoruz. Sonra bir ağaç dediğimiz bir halka yapıyoruz. Diğer bağcık da tavşan. Tavşan mı dedin? Gerçekten mi? Evet. Ağacın etrafından koşup deliğine iner. Ve bak, ayakkabın bağlandı. Evet, şimdi de sen dene. Önce bir bağcık diğerinin üzerine. Hı-hı. Şimdi ağacı yap. Bu tavşan, o nereye koşar? Bu çok zor anne. Bir kere daha denemek ister misin? Caillou artık denemek istemiyordu. Cırt cırt da eski ayakkabılarını giymeyi tercih ediyordu. O ayakkabıları giymede çok iyiydi. Hayır, ben eskilerini çok seviyorum anne. Hadi gidiyoruz Rosie, sahile ineceğiz. Al baba, hadi. Ben bunları arabaya koyarken Rosie'ye göz kulak ol. Ayakkabıların artık sana küçük geliyor. Hadi yenilerini giydireyim sana. İlk seferde ayakkabılarını bağlamayı öğrenememen çok normal hayatım.
İstediğin zaman tekrar deneriz. Biliyorum anne, evet. Olamaz. Düştüm baba. Evet, gördüm canım. İyi misin peki? Hadi, artık oynayalım. Dur, bak bu yüzden düşmüşsün. Ayakkabıların bağlı değil. Kendim yapabilirim bunu. Annem bana gösterdi. Harika, bana gösterebilir misin? Tabii. Bu ağaç ve bu tavşan ağacı çıkar ve sonra böyle etrafından geçer. Ay, hayır, yapamadım işte. Hatırladığım kadarıyla tavşan ağacın etrafından koşup deliğine iner. Neden bir kere daha denemiyorsun? Hayu annesinin ona bağcık konusunda öğrettiklerini hatırlamıyordu. Babasının bağlamasını istiyordu. Bana yardım et baba, hadi. Dünyanın en büyük kumdan şatosunu yapmaya karar verdi. Anne ve babasına ne kadar büyük bir şato yapabildiğini gösterecekti. Rozi yapmak. Ve Kayu küçük kardeşine kumdan şato yapmak hakkında her şeyi öğretmek istiyordu. Havayı kumla dolduruyorsun, baş aşağı çeviriyorsun ve çıkarıyorsun. Gördün mü? Şimdi de sen dene Rozi, hadi. Kayu. Gitme zamanı. Tamam baba, geliyorum. Olamaz. Tavşan ağacın etrafından geçer. Birileri oyalanıyor. Onu getireyim, hemen gelirim. Sonra tavşan deliğine girer. Kayu, eve gitmemiz gerekiyor. Tamam ama bağcıklarım açıldı baba. Bırak ben bağlayayım, sonra arabada çalışırsın, olur mu? Hayır baba, ben yapmak istiyorum. Tamam, o zaman yardım edeyim. Tavşan ağacın etrafından geçip deliğine iner. Tamam, şimdi çek. Aferin sana Kayu. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Kayu. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Kayu. My world is turning. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough, except when I've had enough. There's lots of fun stuff. I'm Kayu, Kayu, Kayu. I'm Kayu. That's me. Yeni kıyafetler. Tamam, görüşürüz. Büyük anne ve büyük babanızla konuştum. Bizi bu gece evlilik yıldönümü kutlamalarına davet ediyorlar. Kutlama mı? Yaşasın. Kekler ve hediyeler. Hadi şimdi gidelim babacığım. Yavaş ol. Önümüzde koca bir gün var. Hem henüz giyinmedik bile, baksana. Anne, giyinmeme yardım eder misin? Sanırım artık kendin giyinebilecek kadar büyüdün Kayu. Öyle mi? Çok basit. Sadece bir pantolon, çorap, gömlek ve iç çamaşırı seçmelisin. Kayu maymunlu gömleğini giymeye karar verdi. Ama büyük annesinin verdiği kırmızı gömleği de seviyordu. Kayu kıyafetlerinin tümünü denemekten o kadar çok hoşlandı ki oyun oynamaya gideceğini unuttu. Dışarı çıkmaya hazır mısın Kayu? Hazır sayılırım baba. Bak babacığım, bana bak, kıyafetlerimin hepsini ben kendim giydim. Gerçekten mi?
Bir bakalım. İki tane üst üste. Harika olmuş ama acaba dışarıda oynarken ince kıyafetlerle üşümez misin? Belki yanılıyorumdur. Hadi birlikte kontrol edelim. Hava ılık. Biraz baba, daha kalın bir şey giyebilir miyim? Tabii ki giyebilirsin. Burada ne olmuş böyle? Her şey dağılmış. Nerede? Bence uzun bir pantolon ve kazak giymelisin Kayı. Bunlar seni daha sıcak tutar. Birkaç dakika sonra dönerim. Tamam baba. Giyindin mi? Kayı nerede? Buradayım. Aferin. Ama sanırım pantolonunu ters giymişsin Kayı. Ben böyle giymeyi seviyorum. Tamam. Hadi diğer kıyafetlerini toplayalım. Daha sonraki saatlerde Kayu'nun parti için daha şık kıyafetler giyinme vakti gelmişti. Evet, buna ne dersin? Bu çok şık bence. Kayu annesinin tavsiyesini dinledi ama kendi kendine giyinmek istiyordu. Hayır, ben bunu giymek istiyorum. Tamam canım. Merhaba Kayu. Çok yakışıklı görünüyorsun. Bütün kıyafetlerini kendi kendine giyinmişsin. Kayu babasının ve büyük babasının parti kıyafetleriyle çok hoş göründüklerine dikkat etti. Ve birdenbire daha uygun bir kıyafet giymesi gerektiğini düşündü. Baba, kıyafetimi tekrar değiştirebilir miyim? Tabii ki. Büyümenin en güzel tarafı kıyafetlerini kendin giyebilmektir. Büyük baba, benim kravatımı da bağlar mısın lütfen? Benim babam. Babam bana her şeyi nasıl daha düzenli yapacağımı öğretti. İlk başta kolay olmasa da beraber buzda kaymayı çok seviyoruz. Ve bazen de babam çok komik olur. Ama bizimle nasıl ilgilenmesi gerektiğini çok iyi bilir. Ben de büyüdüğümde tıpkı babam gibi biri olmak istiyorum. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Yemek çubukları. Bir öğleden sonra Kayu ve Sera Sera'ların bahçesinde oynuyorlardı. Sera, yemek vakti. 28, 29, 30. Evet, başardım. Ben de deneyebilir miyim Sera? Ama sen ip atlamak için çok küçüksün. Nasıl olduğunu gösterir misin bana? Yemek vakti Sera. Masayı kurmama yardım et lütfen. Başka bir gün gösteririm, söz veriyorum. Görüşürüz Kayu. Sen de bizimle yemek ister misin Kayu? Anneni arayıp izin isteyeyim mi? Annen kalabileceğini söyledi Kayu. Sera'ya yardım etmeye ne dersin? Tabakları herkesin önüne gelecek şekilde yerleştir. Bunlar da ne? Bunlar yemek çubukları. Bunlarla yersin. İşte böyle. Bu neydi? Bol sebzeli Çin noodle'ı. Noodle yemeyi çok severim ama sebze yemeyi ben hiç sevmem Sera. Bu neydi? Yumurtalı bir dürüm. Merak etmene gerek yok, sebze değil. Aferin sana Kayı. İlk
İlk başlarda yemek çubuklarını kullanmak çok zordur. Kayu yemek çubuklarını rahat kullanabilmek için pratik yapması gerektiğini anlamıştı. Sarah'ın kedisi Ollie, Kayu'nun akşam yemeğine kalmasına çok sevinmişti. Yumurtalı dürümü elimle yiyorum. İstersen çatalını kullanabilirsin Kayu. Tamam. Sebzeyi haşlamadan da ye Sarah, çok faydalı. Bak Sarah, Kayu tabağındakinin hepsini yiyor. Ama o yediğin sebze haşlaması Kayu. Sen sebze sevmezsin ki. Ama Çin sebzelerini çok severim Sarah. O bir ejderha mı? Evet, o bir ejderha maskı. Denemek ister misin? Oo, çok korkutucu bir ejderha oldun Kayu. Yeşil en sevdiğim renktir. Benim de en sevdiğim renk yeşildir Sarah. Kayu, ne yapıyorsun? Çubukları kullanmaya çalışıyorum. Bunu çubukla yiyemezsin. Gerçekten çok kaygan. Var canına. Nasıl yaptığını gösterir misin Kayu? Kayu'nun da artık Sarah'a öğreteceği yeni bir şey vardı. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Kayu. Anne! Bana süper ayı okur musun lütfen? Kusura bakma canım ama okuyamam. Belki baban okur. Tamam. Baba! Bana süper ayı okur musun? Lütfen. Yine mi? Peki, sanırım süpürge biraz bekleyebilir. Hadi. İşte süper ayının süper maceraları. Yaşasın! Günlerden bir gün süper ayı parkta yürürken birdenbire kötü hırsız ayıyla karşılaşmış. Elma çalarken. Evet, iyi bildin. Hayır, elmaları kesinlikle geri vermeyeceğim. Onları geri ver. Sonra hırsız ayı kaçmaya çalışır. Seni yakaladım. Süper ayı onun kaçmasına asla izin vermezdi. Bu doğru. Süper ayı kurtarma timi. Dat dat dat. Elmaları kurtarır, her şeyi kurtarır ve mutlu son. Yaşasın süper ayı. Bir daha oku baba lütfen. Bir daha. Çok isterdim Kayı ama önce süpürge işini bitirmeliyim. Kayu en çok sevdiği kitabına sanki okuyabiliyormuş gibi bakmayı çok severdi. Süper ayı bir gün ormana gitti ve orada küçük ayıyla karşılaştı. Kötü hırsız ayı geldi ve elmaları çalmaya çalıştı. Süper ayı ile küçük ayı onu yakaladılar. Mutlu son. Sen. Hadi gel Rosie, süper ayıcılık oynayalım seninle. Süper ayının pelerine ihtiyacı var. Ben de. Da 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 da. Biz süper ayı ve küçük ayıyız. Çabuk kaçın. Kötü hırsız ayı geliyor. Kayu sanki Gilbert kötü hırsız ayıymış gibi yapıyordu.
Onu yakalamalıyız Rosie. Biz geldik. Geri dön. Ben de. Senin yakalayacağın kötü hırsız. Yakaladım. Süper ayı ve küçük ayı kurabiye alabilir mi acaba? Aa, tabii ki. Birazdan alabilirsiniz. Arabanın anahtarlarını bulamıyorum. Eğer hemen postaneye gitmezsem kapanacak. Süper ayı anahtarları bulacak. Da-da-da! İşte burada. Teşekkür ederim Kayu. Sen benim süper kahramanımsın. Ben de. Evet, sen de tatlım, evet. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Once is not enough. You gotta practice day and night. Over and over and over again. You've gotta practice till it's right. I remember when I wanted to learn to skate. So I practiced over and over again. And soon I could skate great. Practice makes perfect, that's what I say. Practice makes perfect every day. Practice makes perfect, I'll say it again. And you'll succeed in the end. Playing soccer is hard. It is. You've gotta give it your best try. I will. Practice over and over again, and soon you'll kick real high. Practice makes perfect, that's what I say. Practice makes perfect every day. Practice makes perfect, I'll say it again. Practice and you'll succeed in the end. Practice and you'll succeed. Artık büyümeye başlıyorsun canım. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Meşe. Kayu sesin nereden geldiğini merak etmişti. Tıpkı bir arı vızıltısına benziyordu. Bay Hinkle, yaşlı ağaçları kesiyor. Yardım etmek ister misin? Evet, isterim. Bay Hinkle, neden o adam sizin ağacınızı kesiyor acaba? Ağaç çok hastaydı. Kesilmesi gerekiyordu. Ağaçlarda hastalanır mı baba? Tabii ki. Bak, çok kolay kırılıyor. Aha. Bay Hinkle'ın ağacı güçsüzleşmiş. Ağacın kendi kendine devrilmesini istemedim. Çünkü birileri yaralanabilirdi. Aa. Görevliden bizimkine de bakmasını isteyelim mi Kayın? Tamam. Hmm.
Ağaç gayet sağlıklı. Sadece bir dalını kesmem yeterli olacak gibi görünüyor. Caillou salıncakta sallanmayı sevdiği ağacın da kesileceğini sandığı için çok korktu. Ağacımız hasta mı babacığım? Bilemiyorum Kayı. Sağlıklı bir ağacın ölü bir dalını kesmek canını yakmaz. Tıpkı tırnaklarını kestiğinde canının yanmaması gibi. Tırnak mı? Endişelenme. Bu ağaç gayet sağlıklı. İyi durumda. Yaşasın. Salıncak ağacım hiçbir zaman hastalanmayacak. Öyle değil mi baba? Öyle umarım. Ona çok iyi bakmak zorundayız değil mi? Aha. Onun yanına bir tane daha ağaç dikmeye ne dersin dostum? Harika. Caillou yeni bir ağaç dikmenin çok iyi bir fikir olduğunu düşündü. Siz de yeni bir ağaç dikmeyi düşünüyor musunuz Bay Hinkle? Sanırım bu çok iyi bir fikir Caillou. Merhaba. Sizi tanıyor muyum? Merhaba, benim adım Caillou. Yeni bir ağaç istiyoruz ve Bay Hinkle da istiyor tabii. O zaman doğru yere geldiniz Caillou. Caillou bir sürü çiçek görmüştü ama bir tane bile ağaç görmemişti. Ağaçlar nerede? Bak, işte oradalar. Onlar ağaç değil ki. Sadece bitkiler. Aslında onlar daha küçükler ama günün birinde büyüyüp ağaç olacaklar Caillou. Küçük ağaç Caillou'nun ilgisini çekti. Yumuşacık. Tıpkı Rosie'nin battaniyesi gibi. Rosie benim kız kardeşim. Günün birinde bu küçük ağaç da tıpkı kız kardeşin Rosie gibi büyüyecek. Üzerindeki fotoğraf büyüdüğünde ne kadar olacağını mı gösteriyor? Evet. Bu iki ağaç birbirinden çok farklıdır. Dokun bakalım, aradaki farkı söyleyebilecek misin? Caillou aradaki farkı hissedebilmişti. Bunun yaprakları dikenli ve bununki de tıpkı bizim ağacımızınki gibi yumuşacık. Babacığım, bunu alabilir miyiz lütfen? Tamam. Ve ben de bundan istiyorum lütfen. Bunu saklamalısın. Böylece ağacın ne kadar büyüdüğünü takip edebilirsin. Ağaç için vitamin. Komik görünüyor. Ona akşam yemeği ve hatta sonra kahvaltıda verecek misin? Hayır. Bundan sonra sadece yağmura ve güneş ışığına ihtiyacı var. Şimdi sıra bende baba. Tamam. Caillou yeni bir ağaç dikmenin ne kadar zahmetli bir iş olduğunu fark etmişti. Evet, işimiz bitti. Ağaç dikmekte çok iyisin Caillou. Caillou, Caillou. Merhaba Rosie. Yeni küçük ağacımıza baksana. Sanırım birazdan fırtına çıkacak. Artık içeri girelim. Yemek hazır. Hadi Caillou. Anne bak. Tamam tatlım. Beni bekle Caillou, seninle geliyorum. Olamaz. Bak baba, ağacım bükülmüş. Rüzgara karşı dayanabilmesi için onu bir şeye bağlamalıyız. Gidip sırık getireyim. Caillou ağacı için endişelenmişti. Ama sonra aklına bir fikir geldi. Oyuncaklarından birini alıp küçük ağacın yanına koymak istedi. Böylece ağaç gece boyunca yalnız kalmayacaktı. Kırmızı oyuncak arabasını çok sevmesine rağmen onu küçük ağacıyla paylaşabileceğini düşünmüştü. Ağacımı kendi battaniyemle saracağım ve böylece hiç üşümeyecek. Eğer istersek kırmızı arabamla da oynayabilir. Ağacın büyüyüp bu kadar ağaç olması için ne kadar zaman gerek baba? Sen büyüdüğün zaman
Ağacın da büyümüş olacak. İçeri girsek iyi olacak. İyi geceler, tatlı rüyalar. İyi geceler. Artık büyümeye başlıyorsun canım. Pekala, bakalım bugün nelerle uğraşıyor. Bugünkü hikayemizin adı... Rosie, Caillou'ya abi olmayı öğretiyor. Caillou bloklarıyla oynamaktan keyif alıyordu. Ve şimdi de tüm dünyadaki en uzun kuleyi yapmaya karar vermişti. Caillou'nun şimdiye kadar yaptığı en uzun kuleydi. Bum. Lütfen yapma Rosie. Yolumu bozdun Rosie. Git ve kendi oyuncaklarınla oyna. Rosie, onları bana ver. Anne, Rosie sürekli benim oyunumu bozuyor. Belki sadece seninle birlikte oynamak istiyordur. Ama ben onunla oynamak istemiyorum ki. Caillou, şu anda meşgulüm. Her zaman problemlerini ben çözemem canım. Ama anneciğim. Sen ve Rosie problemlerinizi çözmeyi öğrenmelisiniz. Hayır, öğrenemeyiz. Caillou. Caillou, Rosie tarafından rahatsız edilmeden kitabını okuyabildiği için çok mutluydu. Git başımdan Rosie. Hemen odamdan dışarı çık. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Git buradan. Sana git buradan dedim. Kitaplar okumak için de, vurmak için değil. Sana git dedim. Caillou, Rosie'yi sen mi ağlattın canım? Hayır. Rosie artık onu rahatsız etmeyeceği için Caillou mutlu olmuştu. Çok uzun bir süre odasında tek başına oynamıştı. Ama artık sıkılmaya başlamıştı. Oyun oynamak istemişti ama bu sefer tek başına olmak istemiyordu. O yüzden Rosie ile ilgili düşüncelerini değiştirdi. Rosie! Caillou Rosie ile oynamanın eğlenceli olduğunu hatırladı. Gözlerime inanamıyorum. Ve şimdi de Rosie ile oynamaktan o kadar keyif alıyordu ki annesinin bölmesini istemiyordu. Artık büyümeye başlıyorsun canım. With mommy and
Merhaba. Kimse yok mu? Büyük baba. Merhaba Kayyu. Herkes nerede bakalım? Annem ve Rosie yürüyüşe gitti ve babam da çimleri kaldırıyor. Çöp kamyonu geldi. Merhaba Kayyu. Clementine. Nedir bu? Babam için bir hediye yaptım. Bu bir kuş evi. Bunu resim dersinde kendi kendime yaptım. Ona vermek için sabırsızlanıyorum. Çok mutlu olacak. Hoşça kal Kayyu. Ben de babam için bir hediye yapmak istiyorum büyük baba. Pekala Kayyu. Ne yapmak istiyorsun? Pekala büyük baba. Onu tamamen kendi başıma yapacağım ben. Tamam. Ben de o zaman oturma odasında bulmacamı tamamlayacağım. Kayyu, Clementine kadar güzel bir hediye yapamayacağını düşünerek sinirlendi. Babası için çok özel bir şey yapmak istiyordu. Büyük baba. Sorun nedir Kayyu? Yapamıyorum. Babam için güzel hiçbir şey yapamıyorum. Yani Clementine gibi. Ya bir fikrim var. Birlikte bir şeyler yapabiliriz tabii. Yeniden denemek istersen. Pekala, bir parça kağıt al ve onu ikiye katla ve sen... Tamam, kağıttan bir uçak. Bu çalışmıyor ama büyük baba. Peki, o zaman başka bir şey deneyelim. Ne dersin şu güzel kağıt parçasını alsak, sonra şöyle ve böyle katlasak? Nedir bu? O bir parmak kuklası. Babam bundan hiç hoşlanmayacak. Buldum. Bunu dene Kayyu. Buradan katla ve sonra buradan. İşte oldu. Aha! Bu bir şapka büyük baba. Babam için büyük bir şapka yapmak istiyorum ben. Pekala. Elimizde o kadar büyük bir kağıt olduğunu sanmıyorum. Ben biliyorum. Bunu kullanacağız. Tamam. Nasıl olsa bulmacayı tamamlayamayacağım. Yaptım büyük baba. Babam için bir hediye yaptım. Kayyu. Baba. Merhaba Kayyu. Merhaba baba. Bak baba. Ben senin için çok özel bir hediye yaptım. Aha. Ne güzel bir yelkenli bu Kayyu. O bir yelkenli değil. O bir şapka baba. Onu beğenmedin. Round and round.